Tonguç Ana Haber Bülteni'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Yoğun bir gündemimiz var. Eğitimle ilgili yeni gelişmeler var. Önce başlıklarımızı görelim. Yeni eğitim sistemi belli oldu. Matematik seçmeli ders mi oluyor? Pakistan'da zorlu eğitim koşulları. Okul içerisinde bilim sokağı konsepti. Süper Lig şampiyonu Galatasaray. Ve sosyal medyanın en popüler videolarını izleyeceğiz. Ayrıca eğitim uzmanı Nazik Kösegil ve takipçilerimizden Gülce Yerdem birazdan Tonguç Ana Haber Bülteni'nde. Geçtiğimiz bültenlerde de sık sık bahsetmiştik eğitimde yeni bir yapılanmaya gidiliyor diye. İşte o yapılanmanın detayları belli oldu. Bakalım önümüzdeki sene bizi nasıl yenilikler bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı lise öğrencilerinin hayatını önemli ölçüde değiştirecek yeni projeleri duyurdu. Bakan Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni sistem ile birlikte ders sayıları azalıyor. Buna göre 9. sınıfların ders sayısı 8'e, 10 ve 11. sınıfların ders sayısı 10'a, 12. sınıfların ders sayısı 7'ye düşürülecek. 9. sınıflardan itibaren kademeli bir şekilde uygulanmaya başlayacak yeni sistemde yaşanacak değişiklikler şöyle. Beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, müzik, sağlık bilgisi ve trafik kültürü ortak derslerden çıkarılıyor. Türk dili ve din kültürü tüm sınıflarda ortak ders olacak. Bilgi kuramı dersi 11 ve 12. sınıflarda zorunlu hale gelecek. Alan derslerinde proje ve uygulama çalışmaları ağırlık kazanacak. Eğitimde yeni sisteme 2020 Eylül ayından itibaren geçilmesine karar verildi. Bu arada matematik dersinin seçmeli olacağı yönünde bazı iddialar vardı. Milli Eğitim Bakanlığı bu iddialara da açıklık getirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değil. Orta öğretim tasarımımızda matematik dersi 9, 10 ve 11. sınıflarda ortak ders grubundadır. Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir diyerek matematik dersiyle ilgili iddialara son noktayı koydu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar matematik gibi, Türkçe gibi dersler önemli dersler ve şimdilik seçmeli olma gibi bir ihtimali görünmüyor. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı yeni sistemi izledik. Bununla ilgili haberleri gördük. Şimdi bu gelişmeleri değerlendirmek üzere yanımızda eğitim uzmanı Nazik Kösegil Hanım var. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bir süredir aslında Milli Eğitim Bakanlığı ipuçları veriyordu. Artık tamamen netleşti diyebiliriz önümüzdeki seneler için. 2020'den itibaren ders sayıları azalıyor. Bu ders sayılarının azalması öğrenciler üzerinde nasıl bir etki yaratır? Liselerde derslerin yoğunluğunun azalması olumlu etki yaratacak. Çünkü çok yoğun bir program vardı ve lise dönemi öğrencinin büyüdüğü, kendini geliştirdiği, kendini tanıdığı bir süreç ve bu sürecin büyük bir çoğunluğunun derslerle geçmesi öğrencileri olumsuz etkiliyordu. Dolayısıyla ders saatlerinin azalması öğrencinin bireysel gelişimi tamamlaması anlamında çok çok faydalı olacak. Önemli olan kalan zamanları öğrencinin bu gelişim çabası içerisinde geçiriyor olması. Peki yenilikler arasında seçmeli derslerin yüz yüze ya da çevrim içi alınabilmesi durumu var. Bu tam anlamıyla ne oluyor? Geçmişte yani 2020'ye kadar hep müdür yardımcılarının belirlediği bir program üzerinden öğrenci hazır bir ders programını alıyor, e-okula göre ve devam ediyordu. 2020'den sonra çok basit bir şekilde kendi e-okul sisteminden kendi derslerini seçecek. Açıklama sırasında bakanımız iki öğrenciyle bir deneme yaptı ve inanılmaz kolaydı. Zaten tüm öğrenci arkadaşlarımız bilgisayar oyunlarıdır, işte sosyal medyadır. Zaten teknolojinin içinde oldukları için onlara çok çok kolay geldi. Yani görünen o ki ders seçme sistemi tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde daha da keyifli olacak. Çünkü birinin hazırladığı programa girmektense kendi seçtiği, kendi programına uygun dersleri alacak ve çok kısa, yani yaklaşık 3-4 dakikalık bir işlem olacak ama yine de yapamayan olursa okulda müdür yardımcıları ve idare tarafından öğrenciye ders seçme desteği verilecek. Peki arkadaşlarımızın çok merak ettiği konulardan bir tanesi de tatil sürelerinin değişmesi. Artık yaz tatili 2 hafta alınıyor, Kasım ve Nisan aylarında birer haftalık tatil oluyor. Hatta 4 dönem gibi bir konuşma var. Biz yorumlarda şöyle bir şey de gördük. Arkadaşlar şunu merak ediyorlar. Biz artık 4 karne mi alacağız şeklinde yorumlar yapıyorlar. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Birincisi yaz tatilinin kısaltılması eğitimciler açısından çok doğru oldu ama tabii öğrenciler için tatil ne kadar uzun olsa o kadar keyifli olacaktır. O yüzden bir şaşırdı öğrenci. Fakat bu 2 haftanın sene içerisindeki en yoğun zamanlara bölünüyor olması çok büyük rahatlık. Çünkü tatil uzun ama akademik yıl da uzun. O akademik yıl çok ağır, mevsimlerin ortası en zor dönemlerde öğrencinin çok yorulduğu anlara geliyordu. O yüzden
alınan 2 haftanın sene içine konulması çok doğru ama burada bir karne dönemi yok. Yani karne dönemi yine 15 tatil ve yaz tatili girişi. Hı hı. Bu ara tatiller birinci yazılar sonrası bir nefes alma gibi. Yani o akademik yoğunluk içerisinde öğrencinin bir hafta durması, kendini toparlaması ve sürece devam etmesiyle ilgili şu andaki öğrencilerle konuşmamızda tepkiler olumlu. Sadece keşke yaz tatili kısaltılmadan artı 2 hafta gelseydi. Fazladan tatil olsaydı. Tatil olsa istiyorlar ama görünen o ki bunu uygulayan okullar var. Öğrenciler bu süreçten çok da memnunlar. Hı-hı. Biraz aileler rahatsız çünkü öğrencinin o bir haftasını nasıl değerlendireceğiyle ilgili bir takım tedirginlikleri var. Ama dediğim gibi akademik yıl çok yoğun. Aradaki bu birer haftalık tatiller öğrenciye çok iyi gelecek. Nazik Hanım, cumartesi günü LGS var. Hı hı. Buradan 8. sınıftaki arkadaşlarımıza, LGS'ye girecek arkadaşlarımıza verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Öncelikle hepsine bol şans diliyorum. Zor bir süreci kapatacaklar ve artık asıl tatil 8'e için LGS'den sonra başlayacak. LGS kolay bir sınav değil ve öğrenciler hazırlandılar da ve süreci de biliyorlar. Yani konulara çıkacak soru tarzlarını, sınavın şeklini de biliyorlar. Birazcık kendilerine güvenmeleri, emek harcadıklarına inanmaları ve sınavda da ellerinden ne geliyorsa sınava bırakıp çıkmaları gerekiyor. Belki şunlar faydalı olabilir. Sınava başladıklarında kendilerine kolay olan alanlardan sınava başlamaları, zor sorulara takılmamaları. Çünkü sınavın içinde kolay sorular da olacak, zor sorular da olacak. Zor soruya takılan öğrenci puan kaybeden öğrencidir. O yüzden zor sorulara takılmaması, öncelikle yapabildiklerini yapıp zor olan sorulara sınavın kalan vaktinde vakit harcaması, sınavdan önceki günlerde böyle fiziksel zarar görebileceği etkinliklerden uzak durması gibi çalışmalar faydalı olacaktır. Bir de özellikle tabii yediklerine falan da dikkat etmeleri lazım. Daha sakin bir şekilde bu haftayı geçirirlerse ve sınavda emek harcadıklarını, akademik hazırlıklarının olduğunu ve sınava girdiklerinde dediğim gibi ellerinden ne geliyorsa bunu yapıp çıkacaklarını unutmasınlar. Hepsine tekrar bol şans diliyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, verdiğiniz bilgiler için. Şimdi Tonguç Ana Haber Bülteni'ne LGS ile ilgili arkadaşlarımızın bize yolladığı motivasyon videolarıyla devam edeceğiz. Size verebileceğim tek tavsiye, endişeye düşmeyin. Hayallerinize sıkı sıkı sarılın. Emeğinizin karşılığını illaki alacaksınız. Hayallerimize giden yoldaki adımlarımızı en sağlam şekilde atabiliriz. Unutmayın, başarı yolun sonu değil, yolun ta kendisidir. Kimsenin hayalleri olmasın, herkesin hedefleri olsun. Lütfen asla pes etmeyin, çalışın. Geçmişi geri getiremezsiniz fakat gelecek sizin ellerinizde. LGS'ye girecek olan herkese başarılar dilerim. Aslında bizler eğitim anlamında birçok imkana sahibiz. Defterimiz, kitabımız, okulumuz, hatta internetimiz dahi var. Fakat dünyadaki her çocuk bu kadar şanslı olamayabiliyor. Görüntülerimiz Pakistan'dan. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Pakistan'ın kırsal kesimlerinde eğitim hala ciddi bir sorun. Yoksulluk seviyesinin %20'lerde olduğu Pakistan'ın Tarparkar şehrinde öğrenciler defter bulmakta dahi güçlük çekiyor. Kireç taşına benzer bir taşla tenekeden levhalara yazarak okuma öğrenen çocuklar doldurdukları tenekeleri işleri bitince elleriyle siliyor. Yaşadıkları tüm bu zorluklara rağmen Pakistanlı öğrenciler gülümsemeyi ihmal etmiyor. Şimdi ekranlara öğrenci arkadaşlarımızın tamamen kendi çabasıyla hazırladığı bir okul koridorunu getireceğiz. Ben bu okulda okusaydım ders motivasyonum çok yüksek olurdu herhalde. Bakalım siz de benimle aynı fikirde misiniz? Safranbolu'da 15 Temmuz şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri bilimi sevdirmek ve daha kolay öğrenmeyi sağlamak amacıyla harika bir projeye imza atıyor. Öğrenciler resim öğretmeni Yılmaz Darılmaz öncülüğünde yaptıkları çizimlerle okul koridorlarını bilim sokağı haline getirdiler. Zaten ben bu sene sınava gireceğim için bu biraz daha kafamı dağıtmama yardımcı oluyor. Yani rehabilitasyon gibi diyebiliriz onun için. Daha önce de Edebiyat Sokağı konsepti oluşturan liseli öğrenciler yaptıkları bu öğretici çizimlerle hem sanatsal yönlerini geliştiriyor hem de okuldaki öğrenci arkadaşlarına motivasyon kaynağı oluyor. Arkadaşlar biliyorsunuz önceki haftalarda YouTuber, oyuncu, ünlü arkadaşlarımızı davet ediyorduk. Sizler de bize yorumlar yazıyordunuz. Neden hep ünlüler geliyor diye. Bu sefer yanımızda takipçi arkadaşlarımızdan biri Gülce Yaden var. Gülce hoş geldin. Hoş bulduk. Gülce biraz kendinden bahset. Arkadaşlar tanısınlar seni. Neler yapıyorsun? Bahsedeyim. Ben Gülce Yaden. 8. sınıfa gidiyorum. Kocaeli'de yaşıyorum. Bu yıl LGS'ye gireceğim. Bütün 8. sınıfların girdiği gibi. 2005 tayfadansın. Aynen 2005 tayfadanım. Peki okul dışında neler yapıyorsun? Okul dışında dans ediyorum. Hı-hı. Hobi olarak söyleyeyim. Ne tür danslar? Hip hop, urban.
bu şekilde dans ediyorum. Süper. Şimdi sen bu sene LGS'ye girecek öğrencilerden bir tanesisin. Bu süreci anlatsana mesela. En başından neler yaptın, ne kadar çalıştın? Bu yıl aslında benim fiziksel olarak, psikolojik olarak en yorulduğum yıllardan biriydi gerçekten. Ve ben okula Ağustos ayında başladım. Hani okula başladığım andan itibaren benim bütün yıl izleyeceğim program belliydi. Bu yandan dolayı aslında stresim yoktu ama sonlara doğru gerçekten stres yapmaya başladım. İlk dönem çok fazla soru çözdüm. Fazlasıyla soru çözdüm. İkinci dönem daha çok deneme ağırlıklı gittim. Yapamadığım sorular, süreyle ne kadar yarışabiliyorum, daha çok buna odaklandım. Peki denemelerde nasılsın şu anda? Denemelerde şu anda 86 netten düşmüyorum. Aa, iyiymiş, gayet iyi. Peki sınav stresin şu anda var mı? Mesela birkaç gün, çok az bir süre kaldı. Böyle bir heyecan, stres var mı? Stresim 2 hafta önce falan sorulsaydı büyük ihtimalle çok stresliyim, işte çok bunaldım derdim ama artık yok. Çünkü şöyle düşünüyorum artık, bütün yıl çalıştım, emek verdim ve ben hiçbir zaman gece yatağıma yattığımda keşke bugün birazcık daha çok çalışsaydım demedim. O nedenden dolayı artık olursa olur, olmazsa olmaz diyorum. Ama olacağına da inanıyorum. İnşallah. Peki okul bitecek, LGS bitecek. Sonra ne yapacaksın? Sonrasında iyi bir tatile ihtiyacım var. Çünkü gerçekten artık fiziksel olarak, psikolojik olarak çok yorulduğumu hissediyorum. Bu yandan dolayı bir tatile çıkacağım. Sonrasında tatilden geldikten sonra dans kursuna yazılmayı planlıyorum. Dans kursunda öğrendiklerimi belki YouTube'da da paylaşabilirim. Böyle bir düşüncem de var. YouTube'a daha çok ağırlık vermeyi ve hani eskiden hep derslerle alakalı şeyler çekiyordum. Şimdi onları birazcık bir tık daha farklılaştırmayı. Daha eğlenceli şeyler çekeceksin belki de. Daha eğlenceli şeyler. Peki Gülce, son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Buradan bütün okuluma, Özel Özden Boğaziçi Koleji'ndeki bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bütün öğretmenlere buradan sevgiler. Bizler de selamlar yolluyoruz. Gülce, geldiğin için çok teşekkür ediyoruz sana. LGS'de başarılar diliyoruz sana ve tüm arkadaşlarımıza. Bu hafta konuğumuz takipçilerimizden Gülce Yadem'di. Şimdi Tonguç Ana Haber Bülteni'ne tüm hızımızla devam ediyoruz. Uzun bir maratonun ardından 2018-2019 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray oldu. Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehirspor'u kendi evinde 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Türk Telekom stadında şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Stadı dolduran yaklaşık 53 bin taraftar takımının 22. şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Süper Lig'in son haftasında bir yanda sevinç varken diğer bir yanda ise hüzün hakimdi. Ligden düşen Akhisar Belediyespor, Erzurumspor ve Bursasporlu futbolcu ve taraftarlar gözyaşlarına hakim olamadı. Son olarak sosyal medyadaki eğlenceli görüntüleri izleyeceğiz. Tonguç Ana Haber Bülteni'nin bu haftada sonuna geldik. 1 Haziran Cumartesi günü LGS var. Şimdiden LGS'ye girecek bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Bir dahaki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.